Evet, magazin turumuzla evet. Devam edelim. Magazin turumuzla başlayalım. Hala bu soruya yanıt arıyoruz Müge ile beraber ve bulmuş değiliz. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, çok sıkı dost olan, gerçekten kardeş gibi olan bu ikilinin arasına ne girdi? Ne oldu da bu kadar koptular birbirlerinden? Taraflara sorduğunuz zaman asla açıklama yapmıyor. Yalanlama da yapmıyorlar ama bir açıklama da yapmıyorlar. Her ikisi de böyle sessizliğe bürünmüşler. Belki biraz zamana bırakmış olabilirler diye evet. düşünüyorum. Evet. Çünkü olur yani arada böyle olabilir. Çıkışlar. Dedikodu bir varsa. Şeye, ben ondan şüphelendim. Acaba varsa. Ezgi Enis'e çok gizli bir şey, bir bilgi verdi de Enis onu bir başkasıyla paylaştı. Olabilir. Ya da tam tersi. Olabilir. Yani bir şey olmuş ama belli. Çok ciddi bir şey olmuş. Bir şey olmuş. Çift taraflı olmuş. Karşılıklı olmuş. Bir de belki daha sonra hı-hı. tamir ederler anlamında da bir şeye bırakmışlar. Açık. Tabii. Evet, açık bırakmışlar. Ama aynı zamanda ortak dostları ve Enis Arıkan'ın menajeri Aslı Kızmaz'ı da engellemiş Enis. Öyle mi? Yani Aslı da bu işin bir parçası yok, olmuş Enis, demek ki. Yok Enis aslına bakarsan uzun zamandır Enis'le aralarında bir sorun vardı. Bir Aslı. Ara beraber çalışıyorlardı falan. Ha. Aslı ile Enis'in arası epeydir şeydi açıktı. Ha. Bu süreçte belki bir temizlik yaparken onu da sayfadan attı. Evet. Ezgi Mola'nın arası Cem Yılmaz'la da bozuldu. Evet. Aa. Haziran ayında onlar da birbirlerini takipten çıktılar. Tam böyle bir karışık bir ağ var orada. Biz tabii şeylerle, fenomenlerle uğraşırken bunları kaçırdık biz. Kapışmış. Nasıl olur Cem Yılmaz'la Ezgi Mola? Evet, evet. Cem Yılmaz son filminde yine rol teklif ediyor. Devam, seri filmi. Evet. Ezgi Mola da hamile olduğu için hayır diyor. Ama baştan böyle konuşmuştuk. Ben kadroyu, senaryoyu, her şeyi ona göre ayarlamıştım. En azından küçük de olsa bir görün falan. Ezgi Mola hayır deyince o da bu hayırı kabullenemiyor. Ve şimdilik onların da arası bozuk. Ya ne olur, ne yaşanırsa yaşansın. Şimdi düğününde çok, nikahında çok az sayıda insan vardı. 15 bunlardan kişiydilerdi. Bir tanesi Enis Arıkan. 15 kişi. Çünkü en yakın arkadaşı, kardeşi. Ya en özel anlarını onunla paylaşıyor. O cinsiyet belirleme, o partide bile... Enis organize etmişti, evet. organizasyonu her da şey, yapmıştı. Her şeyin arkasında Enis vardı. Şimdi böyle güzel, mutlu bir an yaşarken Ezgi, ben Enis'ten beklerim gidip kapısını çalmasını. Ya sanki biraz da Enis'te bir kırgınlık var gibi hissettim var ben. Var sanki. Enis de şimdi böyle, bilmiyorum sen ne kadar tanıyorsun ama biz bugüne kadar olan haberlerinden tanıyoruz. Enis daha duygusal. Öyle mi? Ezgi daha mantık. Tarafı. Evet. Duygusal olan taraf daha hızlı kırılabilir dolayısıyla. Tabii. Araya mutlaka giriyordur ortak dostları. Onlar da diyordur ki belki zamana bırakın. Ne olacağı aynen. belli değil. Birbirlerini hırpalamak, acıtmak, kanatmak yerine böyle bir karar almaları belki bir süre için daha iyi olabilir. Evet. Bir dinlendiriyorlar belki dostluklarını. Yani evet. kaldıkları yerden barışsalar da devam edebilirler mi? Artık orası muallakta. Evet, orası muallak işte. Orası. Devam edelim turumuza. Nurgül Hanım'a ne yaşadınız da bu kadar serzenişte bulundu? Vallahi bence o öyle demek istememiştir ya. Yani bazen insanların hayatın içerisinde psikolojik olarak zor zamanları olabiliyor. Bence öyle demek istememiştir o. Bence Nurgül çok çok tatlı bir kadın. Biraz böyle belki zor bir zaman geçiriyordu ondan. Herhangi bir şey yaşandı mı? Hani o öyle bir yazı yazılabilecek bir gerginlik, bir tatsızlık? Ben farkına varmadım konunun. Konser öncesindeki çok yoğun böyle bir dönem oluyor biliyorsunuz sahne hazırlanırken. Bence o da öyle söylemek istememiştir. Çünkü o da çok çok değerli bir sanatçı ve zor bir zaman yaşıyordur belki. Olsun. Anladım. Yani bence... Size bir kırgınlık yok anladım. Hayır hayır hayır. Bence orada biraz öyle hissetmiştir ondan dolayı. Yoksa çok tatlı bir kadın ve çok iyi bir sanatçı. Duygusal olarak bir takım zorluklar çekiyordur belki hayatında. Anladım. Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Londra'dan dönüyor, orada okuyordu. Döner dönmez de Athena'nın konserine gitmek istiyor. Çünkü çok büyük hayranı. Konser sonrasında tebrik etmek için kulise gidiyor anne oğul. Nurgül'ün iddiasına göre Hakan onlara çok sıcak davranırken Gökhan Özoğuz ise böyle bir afra, bir tafra, çok ilgisiz davranmış. Bunun üzerine de Nurgül bir paylaşım yapmıştı. Şimdi Gökhan da diyor ki çok tatlı bir kadın belki psikolojik olarak kötü dönemden geçiyordur. Buradaki anlam ne demek istiyor burada? Bu da benim hoşuma evet, gitmedi. Evet benim de hoşuma gitmedi. Şimdi sen bana bir tepki verirsin. Ben dönüp derim ki herkese psikolojik sorunları var.
şusu var, busu var. Bu yani biraz incitici geldi. Ama ben olsam Nur, bu lafa incinirim. Ama galiba Nurgül de incitmiş. Ben o yazıyı okudum. Paylaşmasa mıydı diyorsun sen? Kötü bir paylaşım yani. Hı. O da şimdi o tarafı incitmiş. Evet. O, burası da alttan alta incitiyor. Yani direkt bir şey söylemiyor. Ama onunki direkti mesela. Evet. Yani iki türlü de güzel değil bence. Evet. Bir de Nurgül Yeşilçay'ın yazdığı Gökhan Özoğuz'la hayranları, onu tanımayan hayranlarını da etkileyebilecek bir şey. Yani insanlar çok rahatlıkla şunu söyleyebilir. Ha, bak bu artistler de hep böyle, hep topu böyle zaten, kibirliler. Hani biz onları işte seviyoruz ama onlar yüzümüze bile bakmaz noktasına getirdiyse Nurgül Yeşilçay'ın açıklaması. Üç kişiyi etkilese yeter. Evet. Yani ama Gökhan da buna bozulmuş oluyor. Bozulmuştur da. Yaptığı açıklama bence biraz ağır bir açıklamaydı. Yani bunu yapıyorsan karşılığında bunları duymayı da göze alacaksın. Öyle değil mi? Yani şimdi ben birine tepki verirsem, böyle bir yazı yazarsam, o da bana bir cevap verecektir illaki. Konserden sonra, tiyatro sahnesinden sonra ya da dizi çekimlerinden sonra kulise çekildiğinizde kapınız bak bir hayranın deyip tıklatıldığında aslında şöyle, kimi olur güler yüzle kabul eder, kimi yorulmuştur, canı istemez. Ya da ben de şunu sormak istiyorum. Belki tanımak lazım. Vallahi yani oyun sonrası filan, hani sahnede yaptığımız için şehir tiyatroları, o bu özel tiyatro. Yani oyun sonrası, ben çok sevmem oyun sonrası mesela ziyaret etmeyi. Evet. Çünkü yorgunluk vardır, o bir oyun bitse dahi böyle o oyunun hala etkisindesindir. Oraya öyle mi yaptım böyle, o bir kafadan geçirme sürecin vardır. Hazırlanma, topar, hipnotik bir süreçtir o. Dolayısıyla onu hani bozmanın bana göre bir anlamı yok. Yani bir çiçek gönderebilirsin kulise nezaketen, ama illa seni göreceğim, seni göreceğim. Tam onu soracaktım. Nurgül Yeşilçay ünlü olmasaydı kulise girebilir miydi? Giremezdi bence. Bence de giremezdi. Evet, giremezdi. Peki ünlüler hep böyle bir ayrıcalık mı istiyorlar? Hani ben kulise girdim. Girdiysem o kişi benimle ilgilenecek. Evet. Benim çocuğumla da ilgilenecek. Olabilir. Yani onun yorgunluğunu falan hiçe saysan. O sahnede ter dökmüş, onu hiçe say. Evet. Belki sıkıntılar yaşadı, onu görmezden gel. Belki dün akşam belki o kadar kötü geçti ki. Belki çocuklarıyla ilgili bir sıkıntı yaşadı. Hayır, şöyle belki. Hep bir ayrıcalığı mı olacak ünlünün? Belki bir ünsüz bir insan. Bir ünlünün kapısını tıklatıp içeri giremediğinde bu eleştiriyi yapabilir ama ünlünün halinden anlaması lazım. Aynen öyle. Yani hani gazeteci gazetecinin, doktorun, avukat avukatın, oyuncu oyuncunun halinden anlar. Nerede zor düşüyoruz, nerede kalkıyoruz, herkes birbirini iyi tanıyor. Fakat bir takipçi de Nurgül Yeşilçay'ın ve bu haberlerin altına şöyle bir şey yazdı. Ben de dizi çekimlerinden sonra sette sizi ziyaret etmek istediğimde siz de beni kabul etmediniz, bu ne olacak diye. Bakın ya öyle şeyler bunun, de oluyor. Ya kabul de etmeyebilir. Raconu yokmuş. Mesela konseri bitti, Gökhan asistanı falan vardır herhalde onun. Tabii ki menajer asistanı var. Şimdi haber yollarsın. Ya ben Özlem Savaş, merhaba. Kendisini görmek istiyorum eğer müsaitse. Bana vakit ayırabilecek mi? Yoksa hiç önemli değil, selamımı iletin dersin. Sana ister geri döner, dönmez, tamam mı? Ona göre de kafanda bir şey belirlersin. Yani zart diye içeri girmenin, zurt diye bir şey, konser sorusu. Ben şahsen sevmiyorum bu. Çok da sevmem yani. Evet, en kötüsü de şu. Bu tür haberlerden sonra bir de şunlar çıkıyor. Vay, Tarkan hiç senin gibi değil. Ata Demirer senden bin kat iyi. Vallahi yalın 10 numara, sen 2 numara. Bir de böyle karşılaştırmalar var. Evet. En kötüsü bu. Evet. Ya herkesin huyu, suyu, karakteri, kumaşı, konser öncesi, sonrası, ruh hali farklıdır. Dediğin o kadar doğru ki, yani ünlüler dünyasındalar ve birbirlerini çok iyi anlamaları gerekir. Evet. Nurgül Yeşilçay da bence sonra yaptığı paylaşımdan pişman oldu. O paylaşımı kaldırdı sayesinde. Öyle mi? Evet, tutmadı zaten. O bence bir kızgınlıkla, kızdı, bir oğlundan bir öfkeyle, bence de oğlundan dolayı. Vardı. Evet, evet. Ama bir şey oğlunun oğlu değil, kendine yapılsa, bravo. Evet. Doğru, o da haklı. Tamam. Oğlu, ben de olsam şimdi oğlumun ya da kızımın yanında böyle bir şey şunu merak ediyorum yani. Osman Nejat bir daha Athena konserine gider mi? Athena hayranlığı bitmiş midir? Ha.
Belki kişisel olarak ben... hayran ama bak Gökhan'ın kardeşi Hakan çok iyi davranmış. Gökhan'ı siler, Hakan'ı sever. İkililer oradan onun kısımları ayırırım diyorsunuz. Oradan tutunur. Ama Nurgül Yeşilçay bu şeyini, tepkisini oğlunla, sevgilisiyle, arkadaşlarınla böyle itişe kakışa devam et, şey yapsaydı, konuşsaydı belki bir derece. Paylaştıktan sonra istediği kadar silsin. Ama her yere haber oldu. Gökhan'ı da haber oldu. Konuşuyoruz bile. Gökhan'ı da az çok tanıyoruz. Bir şekilde bir Osman Nejat'la bir araya gelir diye düşünüyorum. Nurgül'le ve Osman Nejat'la. Şimdi bence de yaparlar. Gelir. Evet, hep beraber de fotoğraf verebilirler. Evet. Özlem, sizin dünyanızda bazı isimler gerçekten kibirli bak. Hani çok. Ama Gökhan öyle biri değil normal hayatta, sosyal hayatta. Hani onu biraz da bildiğimiz için daha farklı düşünen bir çocuk. Bir anlık ikisi ama belki bir şeye morali bozuk. Ters konserde tarafına geldi. Aynısını söyledik. Sizin bizim görmediğimiz, onun evet. içine sinmeyen bir şey oldu. Belki onun hesaplaşmasını yapıyordu. Yani konser sonrası dedik, benim evet. için mesela ya da gösteri sonrası gösteriden daha aslında şey bir süreçtir. Daha sancılı, böyle sakin geçirmek sancılıdır. İstersin. Evet, bir sakin geçirmek tabii, istersin. Yani bir yaparsın evet. yani. Bu ünlülerin bu konudaki sıkıntılarıyla ilgili hiç unutamadığımız bir örnek var. Bilmiyorum senin başına bir ünlüyle bir sıkıntı geldi mi? Safiye Soyman havalimanında gördüğü Candan Erçetin'in yanına fotoğraf çektirmek üzere gidiyor. Çünkü Safiye Soyman Candan Erçetin hayranıymış. Candan Erçetin de hayır diyor. Çektiremem fotoğraf diyor. Aa. Günlerce mahvoldu. Ay, hem de Safiyecik nasıl? Mahvoldu yani. Çok üzüldü. Yani bir dakikasını ayırsa fotoğraf çektirse olay bitecek. Yıllarca sürdü bu muhabbet. Evet. Bitmedi. Evet. Aşırı üzüldü. Niye üzüldük yani? Üzüldü birinci tabii. Hayal kırıklığına uğradı. Çok bebek ruhlu çünkü naif birisi. Senin başına hiç böyle bir şey geldi mi bir ünlüyle, bir meslektaşınla? Bir meslektaş ünlüyle böyle bir şey? Bilmem yani hiç. Herkesin yani bir tatsızlığı var. Ya ben gitmem kimseye gel vardır. Fotoğraf çektirelim demem yani. Ya da başka yani. Bir kibir, afra tafra falan öyle bir şey oldu mu? Ya çok denk gelmişimdir de inan şu an hani aklıma yani. Gelmiyor. O kadar çok vardır ki tabii. Tabii. Peki. Kibir, o. Kibir, ego. O başrollerde zaten değil mi? Başroller. Evet. O. Kibir ve ego başrolde. Kibir mi? Kibir yani uçuyorlar bence ya. Evet. Evet başka bir uzaylılar yani başka bir şeye evrilmiş zaten sistem. Hani başrol oyuncuları acayip tanrı. Öbür oyuncular da tebaaları olarak böyle. Peki dizi tutmayınca o egosu kibri tepelerde olan oyuncuların egosuna kibrine bir şey oluyor mu? Olmaz bence çünkü olmaması yani yan şöyle. Yan karakterler kötüydü. Beni taşıyamadılar. Suçlar, yapımcı, senarist karşımdaki böyle partner der. Kötüydü. Tabii. Beni taşıyamadı falan. Bin tane şey bulursun yani. Bir ara ünlü kadınlar eşlerinden ayrılırken böyle bir 3-5 sene hep aynı lafları duyduk. Niye boşandınız? Ne güzel gidiyordun. Beni taşıyamadın. Taşıyamadım. Ha, evet, alıp sırtına. Evet, magazin turumuza devam edelim.